Benim kocam. Ben okutayım Emre. Ben bir şey yapmadım. Ekmek Kur'an çarpsın bak. Biliyorum. Herkes biliyor zaten. Bak avukat bey de biliyor. Bizim avukat mı? Merhaba. Nasılsınız? Ya bu Suna abla. Allah o Suna'nın belasını versin. Allah bin türlü belasını versin inşallah. Bu Suna gitti. Bu Cemil'i zehirlemiş. Ondan sonra da yılan gibi geldi benim üstüme. Bunların çok husumeti var. Sevim ablayı falan anlattın mı? Gitmiş bunu kardeş. Bunların geçmişleri var bayağı. Kullanıldım. Suna'nın yaptığına dair kanıtınız var mı? Kanıt ne ayan beyan ortada zaten her şey ne kanıtı bu? Ortada olanlar maalesef aleyhimize. Evinizdeki çöpte zehir ve şırınga bulunmuş. Ben... Ayrıca Cemil ifadesine göre yemekleri ona siz götürmüşsünüz. Üstelik yemesi için de sürekli ısrar etmişsiniz. Ben bunu insaniyet namına yaptım. Bu adamın karısı bileklerini bizim banyomuzda kesti biliyor musunuz? Sonra da biz böyle bir yufka yürek hissettik ona karşı. Adam yemiyor, içmiyor falan. Ben vitamin alsın diye gittim yemek verdim ona. Görüyor musun? Bak iyi niyet. İyi niyet adam öldürür. Öldürür kesin sakin bu. Sakin ol hayatım. Sakin ol. Ya zaten gerçekler biliniyor. Yani, ya zaten bu ikisinin husumeti ortada. Bu kadının Cemil'i bıçaklamışlığı bile var. Kız kardeşi Sevim'i öldürdü diye. Biliyorum Sinan Bey, biliyorum. Polis de biliyor. Suna Hanım'ın ifadesini alacak zaten. Ama durum şu ki ikinizin işbirliği yaptığına şüpheleniyorlar. Ben? Neyi? Kime? Kur'an-ı Kerim çarpsın işbirliği yok ya. Bu neyin işbirliği? Hayatım sakin ol. Merak etme. Her şey düzelecek. Geçecek hepsi. Sen sadece biraz iyisin işte. Aptal. Aptal de bana. Çiçekin de bana. Aptal değil değil siz? Bazen sadece gereksiz iyi. Ama geçecek. Onu da atlatacağız. Ah, Yasemin Anday aptal kalyoncu. Yasemin Anday aptal kalyoncu. Yasemin Anday aptal kalyoncu. Ah canım benim, üzme kendini. Ha, kesin bir yanlışlık olmuştur. Yoksa Yasemin'i niye gözaltına alsınlar ki? Okuldaki velileri zehirleyecek diye almışlar. Allah Allah. Yani kusura bakmayın, ben Yasemin fanatiği değilimdir. Herkes bilir ama Yasemin de benim kardeşim sayılır. Öyle bir şey yapacak bir kadın değildir Yasemin. Öyle diyorsun da okuldan atıldı. Belki gözünü kan bürüdü. Benim annem öyle kinler bir insan değildir. Tabii değildir canım. 40 kişiyi öldürecek biri hiç değildir. Sen merak etme Gamzeciğim. Biz ananı gayet iyi tanıyoruz hayatım. Hele ben, benim kardeşim sayılır dedim ya. Yasemin saftirik kadının biridir ayol. Yani öyle 40 kişiyi zehirleyecek, komplike bir eylem planı yapacak bir kadın değildir. Yani öyle bir kapasite yok onda. Komplike bir iş. Daha komplike düşünebilecek birinin işi bu. Cin fikirli birinin işi. Değil mi Suna abla? Ben nereden bileyim? Ben kızımın acısıyla uğraşıyorum. Ay ne bileyim, sabahtan beri cak cak konuşuyorsun da. Alo? Gamzeciğim evde misin? Evet. Ha şimdi bak, sana önemli bir şey söyleyeceğim. Sakin ol. Suna yanında mı? Evet. Tamam. Suna'ya belli etmeden oradan sakince uzaklaş hayatım. Tamam, bir dakika. Zavallı yavrucak. Zavallı arkadaşım benim. Dinlemedi ki beni. Dinletemedi ki. Evet Sinan abi. Bak şimdi. Çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Suna'ya çok dikkat etmeni istiyorum senin. Neden? Gamze, Suna Cemil'i zehirlemek için anneni kullandı. Ne? Lütfen hayatım bak, tepkilerini belli etme. Soğukkanlı ol. Suna'ya hiçbir şey belli etme. Birazdan polis orada olacak. Sen onu oyalamaya çalış. Anladın mı beni? Tamam, tamam anladım ama... Ya ben gerildim şimdi. Yapma yapma, gerilme. Birazdan polis gelecek zaten. Ben de geleceğim. Tamam mı? Neyse ama Nermin teyzeler burada zaten ya. Oyalarım ben onu, tamam. Tamam. Gözünüz arkada kalmasın. Ben hem Gamze'ye hem Çınar'a bakarım. Ben gitmeden önce en azından Gamze'nin bir yüzünü görseydik. Ya kızcağız bunalıp odasına gitti. Bağırmayın üstüne. Yahu çocuk telefonla konuşuyor. Hadi güle güle. Güle güle. Güle güle. Ay. Aa, gittiler mi? Gittiler. Kimdi telefondaki? Arkadaşım, öyle ne haber nasılsın demek için aramış. Ben de annenden bir haber var zannettim. Yo. Hiç alakası yok. Suna teyze şey ya, Çınar köfte istemişti. Sen yapabilir misin acaba? Yaparım. Ben sizin için her şeyi yaparım. Ama sen de yardım edeceksin. Hadi gel. Tamam. Ne işin var burada? Basket. Ya bir dinle.
Seninle konuşacak bir şeyim kalmadı benim. Yasemin'in seni zehirleyebileceğine inanıyor musun sen? O zehir benim mutfağımdan çıkmadı herhalde. Ya bilmediğin şeyler var. Bildiklerim bana yeter. Karın resmen gözümün içine baka baka zehirledi beni. Ya Yasemin'e o yemekleri yaparken kim yardım etti biliyor musun sen bunu? Bana ne bunlar? Suna! Suna mı? Suna sizde mi kalıyor? Bizde kalıyor. Kıyamadı Yasemin otele göndermeye, bizde kalıyor kadın. Yasemin değil, Suna zehirlemeye çalıştı seni. Anladın mı şimdi? Ben aradım polisi, birazdan gelecekler. Gamze oyalamaya çalışıyor Suna'yı ama ne olacağı belli değil. Geliyor musun benimle, gelmiyor musun? Maydanozları ince ince doğra. Ben gelip yoğuracağım, tamam mı? Tamam. Ne kadar ekmek ufalayım? Yarım ekmek yeter mi? Bu kadar yeter mi Suna teyze? Suna teyze? Gitmiş. Nerede Suna? Yok, gitmiş. Ne? Kaçmış ama gerçekten daha demin buradaydı. Çok fazla uzağa gitmiş olamaz. İnandın mı şimdi? Of ya. Tavşancık tarladan havuç almayı unuttu. Kırmızı topu yuvarlayarak yuvasına götürdü. Onu yavrularına tanıttı. Yavruları sevinçle Anne? Anne! Anneciğim. Seni çok özledim anne. Anneciğim hoş geldin. Canım. Ay canlarım benim. Geç çocuğum, geç. Ah. Anneciğim bir daha gelmeyeceksin. O kadar çok korktuk ki. Olur mu saçma şey çocuğum? Tamam, adalet şaşıyor, beşiyor, yalpalıyor filan ama. Bak onun adaletini unutmayın, o şaşmaz. Bir de size bir şey söyleyeyim. İyi insan kazanır. Biz ne kazandık? Sen. Al işte, sen bunu kazandın. Hadi bakalım neymiş? Yaşasın polis arabası. Anneciğim, ya senin abana Suna teyzeyi oyala dedi. Ben de aptallığımdan elinden kaçırdım ya. Çok özür dilerim. Öyle şey olur mu? Değil mi öyle? Ne alakası var? Aptallık ayrı. Safız biz saf. Vallahi. Ne yaparsak biz iyi niyetimizden kaybediyoruz. Anneannem hep derdi. Ben daha iyi niyetli olmayacağım. Bitti o sayfalar. Vallahi bak. Ya o Suna, bana bak. Siz ne yediniz? Bunun elinden bir şey yemediniz değil mi Suna'nın? Yok yok, ben tost yaptım ikimize. Kızım bu zehirden arta kalanı sandviçinizin içine falan koyar. Aman diyeyim ha, aman. Pis kadın, ben nasıl inandım ona ya? Resmen kafasında böyle çarpı işareti var. Tehlikeli maddedir, yanaşmayın diye. Yok abi, bitti. Bakın size söylüyorum, yeni bir devir başlıyor bizim evde. Peri Yasemin gider, cadı Yasemin gelir. Cin gibi olacağım ben daha. Şuraya yazıyorum, inanmayınız. Ne kadar tozlu kızım burası. Kadriye Hanım çağıralım yarın. Tamam, o gelsin Tim. Onun çocuğu hastalanmış biliyor musun? Nasıl üzüldüm. Sevaptır, 3-5 para kazanır o da. Buralarda kırklansın biraz. Anneciğim hani sen iyilik yapmayacaktın artık? Hı? Şaka. Deneyim sizi dedim. Bana ne ya? Bana ne? Ben kendimi temizlerim zaten. Benim enerjim yeter. Bitti o devirler. Tam ben böyle derdimi anlatmaya çalışıyorum başkomiserim. O sırada bunun telefonu çaldı. Neyse komiser açtı telefonu böyle. Ben ama hislerim güçlü ya, anladım benim hakkımda konuşuluyor. Ha öyle mi? Ha hı deyip kızım gözünü bir belertti, bana baktı. Kapatmasıyla ne dedi? Çöpünde zehir bulunmuş. Kızım o esnada benim immün sistem çöktü yerde. Ve bir mide bulantısı, bir baş dönmesi, benim de gır 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 burada bir yanma, bir as... Tamam dedim, bu son. Sen vadeni doldurdun, gidiyorsun artık. Yasemin, büyük geçmiş olsun sana. Sorma. Ay, ucuz kurtulmuşsun. Yani insan zehirlemenin çok büyük cezası vardır, büyük bir suç. Tabii kız. Yani kusura bakmayın, siz bana belki yine kızacaksınız ama ben doğruyu söyleyeyim yani. Kızım, insan ilk önce götürdüğü yemeğin tadına bir kendi bakar, kendi.
Kızım baktım tadına ama cık kadar baktım. Bütün tencereyi böyle kafama geçirecek halim yok. Bana da Allah tarafından bir şey olmadı, ölmedim yani. Yani bize de yazıklar olsun. Kadın gözümüzün içine baka baka hepimizi kandırdı. Sen karakoldayken biz çocuklara bakmaya geldik. Öyle bir poz içinde sanki çok üzülüyormuş gibi. Ayol böyle şeyler dizilerde olur. Kız dizi karakteri bayağı bu kadın. Bildiğin gerçek değil bu. Kızım siz var ya, siz kusura bakmayın ama bildiğin sazansınız, sazan. Hani böyle uyanık durup da uyur gezer gezengillerdensiniz yani. Ben size bin defa demedim mi? Bu kadın sağlam bir pabuç değil. Bu kadına güvenmeyin. Dilimde tüy bitti ya söylemekten. Hiç beni tınlamadınız bile. Hele buna, buna bin defa dedim. Ne zaman söyledin? Ay ne bileyim ben Nermin. Gün saat tarihimi yazıyorum her konuşmama. Ama dedim yüzü burada işte. Bin defa uyardım ben bunu. Vallahi dedi. Vallahi yine iyi yırttın Yasemin ha. Öteki dünyaya göç etmekten iyi kurtardınız ailecek. Ya çoluğun çocuğun yiyeydi ha? O fare zehirli şeyleri. Köşelerde böyle fare zehrinden zehirlenip kalaydı çocuklar. Sus. Ay fare zehiri mi koymuş? Ay ne bileyim ben Gülşah. İkiniz de bir ayrı cinssiniz ha? Laboratuvara mı gönderdim ben kimyasını çözeyim? Farzı misal diyorum arkadaşım. Yalnız kızlar. Yıllarca biz o Cemil abiyi kötü belledik. Suna da bizi belledi. Katil, yalancı, iftira. Her türlü melanet ondaymış. Ya, Suna belledi tabii seni. Ben size bin defa söyledim, dilimde tüy bitti. Siz durup durup gidip Cemil abiye pislik attınız. Adama taktınız yani. Bak ne çıktı içinden. İyi ki bir haklı çıktı. Şimdi bin sene başımızın etini yer Carcar. Anlayamadım Gülşah'cığım. Benim hakkımda bir şey mi dedin sen? Yok canım. Kıymetini bilememişiz diyorum. Nermin'e. Ya, kafa yeni geldi tabii yerine. Ben birazdan gidip Cemil abiyi göreceğim. Bir kapıyı tıklatayım bakayım nasıl adam. Ay sen hazırlık da yapmamışsındır şimdi. Elin boş mu gideceksin? Zırnık götürmem bundan sonra. Bana ne? Ben güler yüzümü götüreceğim. Herkesin karnı doysun. Hapislere mi düşeyim? Elif nerede kızlar ya? Elif Ömer'le beraber şeye gittiler hafta sonu tatiline. Kız bu arada laf aramızda yani içimde kaldı. Söylemezsem edemeyeceğim. Çekiştiriyor gibi olacağım ama. Biz bu kadınla birlikte güya şirket kurduk. Kadın fink fink geziyor. Şirketin bütün işleri benim omzuma kaldı yani. Neyse. Gitmişken iyice dinlensin bari de. Dönüşte ben de onu sömüreceğim. Tövbe sallallahu. Senin evine de ne zaman gelsek kuruyup kalıyoruz Yasemin. Vallahi yok. Daha yeni çıktım ben şeylerden, karakollardan. Geldiğinizde termos getirin yanınızda. Sefer tası falan getirin. Yiyecekleriniz an altında kalmak istemiyorum ben daha. Gerçi zaten beceremiyorsun da. Allah var. Yasemin. Merhaba Cemil abi. Müsait miydin? Tabii. Ben çok teşekkür ederim sana. Çünkü sen Yasemin suçsuzdur demesen sildiğin sene kimse bana inanmazdı. Kalırdım o kodeste. Gerçi ben de başta senden şüphelenmiştim ama kusura bakma. Ne kusuru estağfurullah. Bir yandan da doktor zehirlenmişsin deyince. Yani ben senin ağzına yemek yedirmeye çalışıyordum. Çok normal adam zehirlenmişsin diyor. Birisi de sana ye diyor filan. Ben de insanların bana iyi davranmasına alışkın değilim. Deme öyle Allah aşkına ya utanıyorum. Girsene. Gelim. Gel. Aa Cemil abi. Ne bu kutular ne yapıyorsun böyle? Taşınıyorum. Nasıl taşınıyorsun niye? Baştan gelmemeliydim zaten hata ettim. Cemil abi ne desen haklısın vallahi bütün kızlar Cemil cümle perişan olduk bu konuda. Ne olur bize affet gitme bir yere ya. Tekrar yeni bir sayfa açıp komşuluk yapalım bak içten. Ben sana yardım edeyim bunları çıkaralım Cemil abi olmaz böyle. Yasemin bak. Aynı nehirde iki kere yıkanılmazmış. Cemil abi niye felozof konuşuyorsun? Yapma üzülüyorum bak. Sağ hastasın zaten nereye gidiyorsun? Memlekete gideceğim. Doğduğum topraklarda ölümü bekleyeceğim artık. Allah Allah! Ya niye böyle konuşuyorsun Allah aşkına ya? Tamam ama sen de anla beni. Buralarda durasım kalmadı. Çok kararlıyım diyorsun ha. Nereydi senin memleket? Edirne. Edirne. Ciğeri çok güzel oranın. Ay, Kur'an çarpsın ciğerle senin akciğeri hiç... Onları bağdaştırıp demek istemedim. Vallahi hiç kötü niyet yok burada. Ama ikisi de ciğer. O ona iyi gelir manasında. Beni affet Yasemin. Cemil abi ya. Affetmek Allah'a mahsus. Ben neyi affedeyim? Gel bir saralım. Bak
Hakkını helal et. Helal olsun Cemil abi. Efendim? Alo? Alo? Bağırmayacaksın. Eğer bağıracak olursan bu tesirli zehire seruma katacağım. Öyle tesirli ki anında öleceksin. Ama onunla yavaş yavaş ölürsün. Anlaştık mı? Tamam mı? Hadi. Şimdi söyle. Sevim'i ben öldürdüm de. Hadi. Hastasın sen. Ölecek birinin başına beklemek neden hastalık olsun? Belki söyleyecek bir şeyim var. Belki itiraf edeceksin. Ha? Hadi. Ben öldürdüm de. Kardeşine ben kıydım de. Sevim'den masum biriymiş gibi bahsediyorsun ya. Senin kardeşin benim karımı öldürdü. Sen de İnci'yi. Şimdi ben hastayım. Öleceğim zaten. Ben de onu diyorum. Kaybedecek neyim var? Hadi pişman oldun söyle. Hadi. Pişman falan değilim. Senin kardeşin ellerimin arasında can verirken yüzünde nasıl bir ifade vardı biliyor musun? Ben bunları hak ettim gibi bir bakış. Ölümü hak ettiğini biliyordu. Ha? Sonunda itiraf ettin. Bak. Bak. İtiraf var. Bak. Gördün mü? Bak. Cesedini de tutuklattırırsın artık. En çok neye seviniyorum biliyor musun? Artık benim kimse deli olduğumu düşünmeyecek. Sana onun için deli deniyorlardı ki. Sen zaten delisin. Herkes biliyor senin deli olduğunu. Ben onun için aldıklarımı vereyim de. Ne oldu? Niye öyle gözlerini oynatıyorsun? Ha? Zehir etkisini göstermeye başladı galiba. Biraz daha vereyim o zaman. Zehrin beni öldürmesi için ne kadar zaman geçecek? Yarım saat daha var. Sonra yolun sonu. Kendi ellerimle vereceğim cezanı. Hadi hadi hadi. Alo. Alo memur bey. Ben şu anda çok acil bir yerden arıyorum. Gül Çıkmaz'ı hemen not edin. Gül Çıkmaz'ı 27 numaradan arıyorum. Buraya acil ambulans ve polis getirin. Cinayete teşebbüs var. Adam ölmedi daha. Koşun Allah billah aşkına. Yasemin Anday Kalyoncu. Hadi hadi. Allah'ım akıl fikir ver bana ya polis gelene kadar öldürürse bu deli kadın Cemil'i. Ne olur polis gelsin hemen Allah aşkına. Polis. Polis araması. Koca Cemil. Canlarını aldın kardeşim ve kızıma. Öbür dünyada selam söyle, olur mu? Yasemin! Yasemin! Cemil abi! Allah ceza! Çabuk çıkar şunu! Görüyor musun? Yok 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 bir şey. Tamam çöz. Ay görüyor musun? Çocuğun arabası nasıl işe yaradı?
Bu çocuğun arabasını değiştirmeseydim ben seni nasıl kurtaracaktım? Allah senin cezanı vermesin kadın. Çabuk. Çek çek ayağını çıkar. Şuradan çek abi. Çeksene Cemil'i abi ya. Aa! Yasemin. Aynen. Aynen. Ne dedi? Yasemin dikkat et. Yasemin dikkat. Allah'ın peygamberini seversen bak. Kurbanın oluyor. Ay! Yok! Zamanında lezzetli yemekler yapsaydın bu da yer geberir giderdi. Abla ne olur dur al. Al cinazı. Gerard bırak şunu. Bırak. Cemil abi. Yeter artık bu iş burada bitecek Suna. Hayır. Cemil abi bırak ne olur. Bu iş bitecek artık. Allah'ını seversen bırak Cemil abi. Ya bırak. Doğruydu. Sevim ben öldürdüm. Senin o iyi bildiğin Cemil yok artık. Handan öldükten sonra kötü biri oldum ben. Ama artık bitti. Cezamı çekeceğim. Ondan sonra belki bir gün eski Cemil olarak gelirim karşına. Şimdi teslim olacağım. Kötülük değil, iyiliktir aslında pusuda bekleyen. Nice intikam duygularını, öfkeleri söndürür sıcak nefesiyle. Kural değişmez hiç. İyilik de, İyiler de kazanır daima ve kötüler cezasını bulur mutlaka. Memur bey bir dakika. Size söylemem gereken bir şey var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.